Artık Blazor kursumuza başlayabiliriz. Öncelikle bilgisayarınızda Blazor ortamının olması gerekiyor arkadaşlar. Zaten bu kursa geldiyseniz daha önce Visual Studio kurmuşsunuzdur zaten. Visual Studio'nuz vardır. .NET Core 3 altyapısını kullanıyoruz. Fakat Blazor için bir iki komutu çalıştırmanız gerekiyor. Özellikle eğitimin projeye kadar olan kısmında konu bazlı ilerleyeceğim. Ve ben de zaten hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere şu ana kadar yayınlanan ilk Blazor kursu olması itibariyle kaynak olarak kendi dokümantasyonunu kullandım. Bu bakımdan Blazor'ın dokümantasyonuna Google'da Blazor araması yaparak zaten direkt olarak gidebilirsiniz. Bu noktada dediğim gibi ben dokümantasyonu kullandım ve onun o noktada konu bazlı bu. Fakat profesyonel uygulamalar için kendi yorumlarımı getirdim tabii ki. Get started kısmına geldiğinizde orada bir komut var. Onu çalıştırmanızı isteyeceğim. Şöyle ki birkaç aşama var. Öncelikle bilgisayarınızda .NET Core SDK'sının, 3 SDK'sının olması gerekiyor. Ek olarak biz zaten WebAssembly kullanacağız. Şu komutu o an sizde bu komut bu versiyon olmayabilir. Yani daha ileri versiyon olabilir arkadaşlar. Hiç önemli değil. Buraya geldiğinizde size söyleyecektir ne yapmanız gerektiğini. Zaten sonraki Visual Studio güncellemeleri ve versiyonları ile beraber bunlar hani Blazor için direkt olarak Visual Studio içerisinde bulabileceğinizi söyleyebilirim. Bu işlemi, bu komutu da bir komut satırında, herhangi bir komut satırında çalıştırmanız yeterli. .NET Core SDK'sını kurduktan sonra. Sonrasında eğer Visual Studio'nuz yoksa onun kurulmasını, eğer arzu ederseniz işte Visual Studio update'ini uygulamanızı ve sonrasında projeye başlayabileceğinizi söylüyor arkadaşlar. Burayı yapılandırmanız, buradaki aşamalara göre yapılandırmanız gerekiyor. Şuralara gelmenize gerek yok. 3'e kadar gelmenize gerek yok. Şimdi ben bir sonraki video ile beraber Create a New Project ile, yani 3 ile başlıyorum. Kısacası sizin eğer elinizde yüksek ihtimalle Visual Studio vardır, yüksek ihtimalle .NET Core 3 de vardır. Yani kısacası ya bu yoksa bunu ve üzeri 1 ve 2'yi, eğer varsa 2'yi çalıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapılandırın lütfen. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Eğitim boyunca oldukça detaylara giriyor olacağız. Fakat ben genel bir çerçeveyi çizmek adına genellikle eğitimlerimde basit bir örneği baştan sona inceleme üzerinde ilk etapta bir ilerliyorum. O yüzden ilk birkaç videoda beraber sanki hani Blazor'ı öğreniyormuşuz gibi, dokümantasyondan öğreniyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bir çalışma yapmak istiyorum ve Blazor'ı tanıyalım. Create new project diyerek yeni bir proje oluşturacağım. Arama çubuğunda Blazor yazabilirsiniz. Blazor'ı seçtikten sonra Next diyebilirsiniz. Uygulamamıza bir isim veriyor olacağız. Blazor Intro. C# isimlendirme standartları gereği Pascal Casing, yani kelimelerin ilk harflerini büyük kullanıyoruz arkadaşlar. Ve Create dediğimde bu projeyi benim için oluşturacak. Fakat bir soruyla devam edecek. O da şu: Server app mi istiyorsun, WebAssembly app mi istiyorsun? Server app arkadaşlar bizim için olayın server'da gerçekleştiği, yani server side bir web uygulama gibi düşünebilirsiniz. Yani bir server'da istekler yapıldığında o client için HTML render ediliyor ve client'e veriliyor. Yani bunu PHP, ASP.NET MVC, ASP.NET Webform, klasik ASP.NET, en temel ASP.NET, ASP gibi ortamlara benzetebilirsiniz. WebAssembly app ise aslında bizim için modern single page application'lara benziyor. Yani React, Angular nasıl çalışıyorsa Blazor'da WebAssembly app olarak çalıştırdığınızda aynen öyle çalışıyor. Evet, create diyelim ve WebAssembly app olarak seçtim. Ha, bu arada konular hemen hemen aynıdır. Yani burada yaptığınız, burada da aynen çalıştırırsınız. Sadece geliştirme
çalıştırma ortamına yönelik konfigürasyon ve bir takım değişiklikler dışında hani birinden diğerini yapmanız neredeyse farksız, onu söyleyebilirim. Bir geliştirici ağzıyla konuşacak olursak. Create dedim arkadaşlar, bizim için ilk projemizi oluşturacak. Bunu bir şablonla oluşturuyor. Sizinle beraber bu şablonu tanımak istiyorum. Projemiz oluştu zaten. Şöyle Solution Explorer'a gittiğimiz zaman projeye ait kısımları göreceksiniz. Eğer daha önce bir .NET Core uygulaması geliştirdiyseniz Program.cs ve Startup bu iki dosyayı biliyorsunuz. Bu iki dosya bizim için konfigürasyon dosyalarıdır. Şu an bunlarla ilgili konuşmayacağız. İlerleyen süreçlerde zaten oralara bir uğruyor olmamız gerekecek. Dikkat ederseniz iki tane klasör var. Bu iki klasörden bir tanesi Pages, diğeri ise Shared. Shared kelime anlamı, orada edilgen bir pasif bir ifade var. Share paylaşmak, shared paylaşılan demek yani. Ne olabilir? İşte layout dediğimiz veya ASP.NET MVC'de web formlardan hani bilginiz varsa oradaki şeye benzetebilirsiniz. Master page'lere benzetebilirsiniz. Bunları konuşacağız zaten. Hani bu kavramları bilmiyorsanız da hiç sıkıntı değil. Şimdi Pages'a baktığımız zaman Pages adı üstünde sayfalarımız yani. Burada 3 tane sayfa oluşturmuş. Index Razor, Fetch Data Razor, Counter Razor. Aslına bakarsanız arkadaşlar bizim geliştirme ortamımız Razor denilen bir ortam. Bu ortam Microsoft tarafından ilk etapta ASP.NET MVC ile hayatımıza girdi. Aslında bu HTML içerisinde C# dilini kullanarak hızlıca HTML üretmemizi sağlayan bir ortam. Daha önce sadece MVC'de yani backend'de çalışabiliyorken şu an Razor'la beraber Blazor'la beraber Razor'ı tamamen client side'da da böyle kullanabiliyoruz. Yani buradaki olay şu. Öğrencilerin hemen ilk etapta aklına şöyle bir sorgulama geliyor arkadaşlar. Şöyle ki mesela bunda değil de şu counter'da var. Mesela şuraya baktığımız zaman buradaki mesela ifadeler şu an size çok yabancı geliyor olabilir. Hiç önemsemeyin. Hepsini ben size net bir şekilde anlatacağım. Hiçbir sıkıntı kalmayacak kafanızda. Öğrenci mesela ben burada bir değişken vesaire kod yazdığım zaman öğrenci şey diyor yani sanki HTML ile C# iç içeymiş gibi düşünüyor. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Öyle değil çünkü. Burada amaç şu kod kısmında amacımız bizim bu HTML'i render edecek, HTML'e destek verecek ortamlar oluşturmak. Yani mesela hani asıl kullanım amacı ne olmalı? Tabii ki suistimal edilebiliyor, o kötü. Mesela işte li tag'i oluşturduğunuzu düşünün. İşte Ankara, İstanbul, İzmir şeklinde böyle bir sürü li'niz var. Şimdi bu data veri tabanından geliyor. Böyle veri tabanından hani bir sürü li geldiğini düşünün. Ankara, İstanbul, İzmir değiştirmiyorum şimdi. Böyle datanın geldiğini düşünün. Şimdi siz bunu ne yapacaksınız? Hani o gelen dataya göre onu şekillendireceksiniz. Yani bunu tekrar ettireceksiniz. Hani dolayısıyla o Razor'daki C# olayı o. HTML'i bizim üretecek, dinamikleştirecek diyelim ya daha doğrusu. Ortaya çıkacak HTML'i. Onun için biz Razor'ı kullanıyoruz. Yani burada bir anlaşalım. Ve bunun dışında da HTML'e destek verecek kod için kullanıyoruz. Yoksa iş mantığını eğer buraya koyarsanız bu hata zaten. Yani iş mantığını niye buraya koymamalıyız? Şimdi Blazor yazıyorum. Bir de mobil yazacağım. Hani iş mantığını bir de oraya mı koyayım? Değil. Yani tamamen görsellikle ilgili kısımda Razor'dan yararlanıyor olacağız zaten. Hani daha önceki eğitimlerimi biliyorsanız Solid'e ve bir kodun ne zaman nereye yazılması gerektiğine ne kadar dikkat ettiğim ve ona yönlendirdiğimi bilirsiniz. Evet, ilk etapta projemizi oluşturduk. Temel anlamda Razor'ın ne olduğunu konuştuk. Yavaş yavaş şu örneği bir iyice hazmedelim. Hemen akabinde yeni yeni konularımıza geçiyor olacağız. Uygulamamızı çalıştıralım ve sonucu beraber görelim arkadaşlar. Şöyle ki baktığımız zaman dikkat edin burada bizim için sol tarafta bir menü ve üstte bir navigation bar var aslında. Bu bizim layout'umuz.
daha sonra konuşacağız. Yani sayfada şu kısımlar değişiyor sürekli. Onu nereden anlıyoruz? Dikkat edin, mesela o indekse baktığımız zaman Hello World ile başlıyor. İşte How is Blazor working for you şeklinde bir mesaj var. O bu kısım işte. Ama buralar sabit geliyor. Bakın counter'da da geliyor. Fetch data'da da geliyor. Niye? Çünkü dediğim gibi hazır bir layout var ve diğer sayfalar buranın içerisine gömülüyor. Layout kavramı demek ki elimizdeki konuşacağımız konulardan bir tanesi. Şimdi bakalım. Hello World ile başlayalım arkadaşlar. Bakın basit bir, aslında burada bir HTML tanımı var. Hemen üstünde ise at page şöyle bir slash diyor. Ama counter'a bakarsak, dikkat edin, counter'da slash counter diyor. Hemen bir uygulayalım. Bakın olduğu gibi domain'in aynısını kullanıyor. Yani portu olduğu gibi kullanıyor. Ama counter'a geldim, dikkat edin, slash counter. Demek ki yukarıdaki page bizim için bir routing görevi görüyor. Yani bu sayfayı sen şu isimle çağırırsan o bu sayfa demek. Yani routing'i biz burada yapıyoruz Blazor'da. Bakın şöyle devam edelim. Basit bir şey, yazı. Normalde HTML yapar gibi yani. Ve hemen akabinde Survey Prompt denilen bir şey görüyorsunuz. Ha, demek ki o da şurayı çıkarıyor. Nerede? Şurada. Şurayı çıkarıyor. Ama dikkat edin, böyle bir şey yok. İşte buna da arkadaşlar komponent deniyor. Demek ki burada bir komponent mimarisi denilen olay var arkadaşlar. Aslında eğer Angular, React gibi taraflarda, Vue gibi taraflarda çalıştıysanız benzer yapılar oralarda da var. Yani örneğin şu Hello World kısmı bir komponent. Sonra bu başka bir komponent. Hello World'un olduğu, yani o ana komponentin içine başka bir komponent eklemiş. İşte şurada başka bir komponent olabilir. Başka bir yerde başka bir komponent. Yani bunları iç içe kullanabilirsiniz. Niye komponent? Bileşen demek. Yani ne var burada? Reusability. Yani tekrar tekrar kullanılabilirlik. Teknik ifadeleri kullanıyorum. Türkçesini çevirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Neden? Yazılım, profesyonel yazılım ortamlarına girdiğiniz anda teknik ifadeler oldukça yaygındır. Onlara alışın istiyorum. O yüzden teknik ifade kullanıyorum. Evet, burada demek ki bir komponent var. Hemen açalım o komponent. Survey Prompt. Bakın zaten o sayfa değil. Bakın şey diyor. Niye? Bu Survey Prompt'ı sen, hani o öyle bir komponent var ki o komponenti 20 farklı yerde sayfada kullanıyorsun. O zaman onu farklı bir komponent olarak oluşturuyorsun. Zaten o şehrin içerisinde, bakın Survey Prompt şeklinde. Ne yapmış? Burada bir HTML tasarımıyla bir görüntü oluşturmuş. Onun altında da bir kod kısmı oluşturmuş. Şu ifadeleri konuşuyor olacağız. Burası basit bir HTML zaten. Ama kod kısmına baktığımız zaman, işte bu kod kısmında siz fonksiyonlarınızı, zaten Blazor'ın şu an hani 3 versiyonundan önceki şeylerinde, özellikle preview demeyeyim de daha önceki alfa vesaire sürümlerinde, geliştirme sürümlerinde burada kod değil de function vesaire diye geçiyordu. Şimdi onu değiştirdiler kod olarak. Çok daha doğru bir isim oldu. Bunun içerisinde arkadaşlar böyle, bakın, property'ler veya fonksiyonlar diyelim. Yani metotlar, kısacası C# konuştuğumuz için o metot oluyor. Metotlar olabiliyor. Yani bu da bizim için arkadaşlar o iç içe komponent yapısı ile ilgili konuşabileceğimiz temel bir sayfa. Devam edebiliriz arkadaşlar. Şöyle ki bir de counter'a bakalım. Biraz da onu tanıyalım. Bakın page ile başlamış. Dedi ki bu routing için. Tamamen bir yerden bir yere yönlendirme yapmak için vesaire kullanacağımız bir yapı olacak. Basit bir HTML. Basit bir HTML ama içeride bir at görüyoruz. At current count. At zaten Razor'da, ben şimdi Razor yazıyorum demek aslında. Bu noktada current count bizim kod bloğumuzun içerisindeki bir değişkendir arkadaşlar. Bakın current count burada 0 olarak görünüyor. Ve bu noktada biz increment count fonksiyonuyla da current count'ı 1-1 arttırıyormuşuz. Peki o ne zaman çalışıyor? Bakın onda da yine, bakın buraya kadar her şey HTML. Şurası HTML. Sadece burası farklı. At onClick.
At on click bir event arkadaşlar. Yani butona tıklama event. At on click olduğunda da o zaman increment count çalıştır. Increment count bizim için tam olarak buradaki fonksiyonun ismidir arkadaşlar. Mesela şöyle kopyaladım. Bunu da yazabiliyoruz Razer tarafında. Hani uygulama çalışıyor ama durduracağım zaten. Artı eşittir 2 diyorum mesela. Şöyle durdurayım. Altını çiziyor yoksa. Increment count 2. Şeyden çiziyorum şurada. Increment count 2 dedim. Mesela ben bunu increment count 2 diye bir tane daha buton oluştursam. Geldim. Geldim buraya. Şuraya verdim. Increment count. Control space yaptığımda bakın şey çalışmayabilir. IntelliSense desteği gelmeyebilir. Normalde özellikle hani Visual Studio'yu yeni kurdunuz, 2019'u, .NET Core 3.0 tamamen yayında, o zaman IntelliSense desteğiniz daha iyi. Çeşitli paketler var, ben onları kurmadım. Size IntelliSense geliyor olabilir veya gelmiyor olabilir arkadaşlar. Increment Count 2 dediğim zaman, bakın bunu çalıştıracak. Olay tamamen çok basit. Yani bu ne oldu? Ben ilk butona tıklarsam 1 arttıracak, ikinci butona tıklarsam 2 arttıracak ve ikisi de current count'u arttırıyor arkadaşlar. Bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Uygulamamız çalışsın. Şunu kapatayım. Geldi. Bakın counter'a geldim. Bakın iki buton var. Şuna bastığımda 1-1 artıyor. Ama buna bastığımda dikkat edin 2-2 artıyor. Demek ki arkadaşlar bizim tamamen buradaki bu current count'umuz buradaki koddaki current count'tan besleniyor ve biz onu değiştirdiğimiz anda o değer değişiyor. Tabii ki bu bir hani sayfa yenilenmesi yok ve her şey tamamen DOM üzerinde gerçekleşiyor. Bu noktada hani bizim current count'umuz ister buradan değiştirelim, ister buradan değiştirelim tamamen değerini koruyacaktır arkadaşlar. Evet, bu şekilde hani kod bloğuyla da basit bir çalışma yapabildiğimizi, burada görüntüye mantıksal işler ekleyebildiğimizi görüyoruz. Konuşmamız gereken bir kısım daha var arkadaşlar. O da fetch data. Baktığımız zaman yine o da layout'un içerisinde geliyor. Weather forecast ve ufak bir bilgi, sonrasında bir tablo var. Bakalım bunu nasıl yapılandırmış. Şöyle ki fetch data Razer'ı buradan açtığım zaman baktığımız zaman şöyle böyle durumlarda ilk etapta koda gitmeye çalışın. Yani kodda neler var bir göz atın. Baktığımız zaman burada bir class oluşturmuş. Bakın aslında şu kod bloğu bizim içerisinde C# nesne yapılarını oluşturabileceğimiz bir yer. Bakın direkt bir array de oluşturmuş. Bir fonksiyon da oluşturmuş, yani metot da oluşturmuş ve bir class da oluşturmuş. Yani hani birçok C# yapısını bu bir dosya içerisinde oluşturabileceğimiz, yani blok içerisinde bir yer. Zaten baktığımız zaman weather forecast bizim için bir class. Aslında nasıl bir class? Obje class'ı. Yani yani bir nesne, varlık anlamında demek istedim. İçerisinde işte day tutuyor, daytime türünde. Temperature tutuyor, C. Herhalde santigratı kastediyor, integer. Summary, özet, string. Bir de Fahrenheit karşılığını, onu da hesaplıyor. Bunu zaten hani bunu C# 7 ile geldi bildiğim kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam. Veya 6 da olabilir. Bu da hani bir hesaplanmış aslında bizim için değer. Sadece direkt onu okuyabiliyoruz. Bu noktada yani burada okuyoruz daha doğrusu. Bu noktada bir de fonksiyonumuz var dikkat edin. Fonksiyonumuzda ise onInitialized Async. Yani bu bizim aslında sayfamızın yüklendiği an arkadaşlar. Yani demek ki böyle bir eventimiz var. Bizim hazır eventimiz var. Ve biz dikkat edin onu override ediyoruz. Demek ki bunlar override edilebilir şeyler, fonksiyonlar. Baktığımız zaman bakın şöyle bir sürü
farklı operasyon mevcut. Bunlar detaylar. Şimdi demek ki sayfa açıldığı zaman çalışacağına göre, bakın bu forecast'ı orada hemen niveliyor. HTTP getJSON ile. Bu bizim herhangi bir web sayfasına, pardon, bir API'ye istek yapabilmemizi sağlıyor. Burada direkt bir dosyaya yapmış ama biz bunu bambaşka bir noktadaki API'ye de yapabiliriz. Yani buraya API'nin adresini yazmanız ve onun bize JSON döndürmesi yeterli. Ve bu kullanım ise çok güzel. Bizim JSON'ımızı otomatik olarak bu array'e çeviriyor. Bakın ne array'ine istiyorsanız ona çeviriyor. Ve bu noktada artık elimizde bizim bir forecast var. Forecasts daha doğrusu çoğul. Bu var. Burada bakın ne yapmış? Bir tane page. Fetch data. Ha, inject diye bir şey görüyoruz. Bunu ilk kez görüyoruz. Inject arkadaşlar dependency injection olduğunu bana hatırlatıyor. Yani bir injection var. Eğer inject görüyorsanız bağımlılığı bağladığımız yer. Demek ki HTTP client bir servis. Sen diyorsun ki burada onun bir hani somut sınıfını bana oluştur. Onu da HTTP ile oluşturuyor. Şu isim bizim için tamamen buradan geliyor yani. Başka bir şey de verebilirsin. Ve bir H1 oluşturmuş, bir tane P oluşturmuş. Buralarda hiçbir şey yok. Bakın bu noktada bir razor çalıştırıyor. At, if diyerek bir logic kurmuş. Yani bunu göster. Bu aslında ne biliyor musunuz? Şartlı blok gösterme olayı. Yani eğer bu forecast boşsa, nullsa, boştan ziyade nullsa, o zaman loading yaz. Ama null değilse, o zaman bir tablo oluştur. T'ye kadar sabit. T-body de bakın ne yapıyor? TR'leri tekrarlatıyor. Yani her bir hava tahmini için, forecast tahmin, weather forecast, hava tahmini söylemediysem, her bir hava tahmini için bir for each yapmış ve her bir hava tahminini, listedeki hava tahminlerini güzel güzel göstermiş. Bakın onu da gösterirken at forecast.date, yani date neydi? Şuydu. Temperature C, summary, temperature F gibi bunları da göstermiş ve burada bariz C# yeteneklerinden çok güzel bir şekilde yararlanabiliyoruz. Yani C# bilginizi burada konuşturabilirsiniz. Yani bir JavaScript yok burada. C# bilginiz, hani C# evet JavaScript çok güzel ama hani C# Java gibi diller JavaScript'e göre çok çok daha iyi dillerdir. Yani çok daha olgun dillerdir diyebiliriz ve katıdır. Kuralları bellidir mesela. O noktada C# veya Java kullanıyor olmak bizim için şeydir, bir avantajdır. Zaten hani kurumsallara baktığımız zaman özellikle backend'de ya Java vardır ya C# vardır. Bu da %90'ın üzerinde bir orandır. Bunu söyleyebilirim. Bugüne kadarki tecrübelerimden yola çıkarak söyleyebilirim. Evet, bu da bizim için oldukça basit bir yapıydı arkadaşlar. Hadi gelin bu örneğin bir benzerini de biz oluşturalım. Şöyle ki nasıl yapacağız? Aslında burada amacım size bir sayfa nasıl oluşturulur vesaire onu göstermek. Pages'a add dediğimiz zaman. Bakın burada eğer razor page demeye çalışırsanız şöyle bir hata alabilirsiniz. Onun yerine add new item dedikten sonra aslında bizim olayımız Razor Component arkadaşlar. Bunu oluşturacağız yani. Şimdi bu noktada ben basit bir to do Razor oluşturacağım. Bunu da aslına bakarsanız internetteki hazır bir API'den yararlanarak gerçekleştiriyor olacağız. API'miz JSON placeholder olacak arkadaşlar. JSON placeholder.typecode.com'dan siz de erişebilirsiniz buraya. Burada çeşitli bize hazır böyle API'ler veriyor. Biz de onları kullanabiliriz. Yani kısacası biz bunu kullanacağız. To-do'su yani. Neler varmış? User ID, ID, title ve completed değerleri varmış arkadaşlar. Şimdi geliyorum buraya. Benim öncelikle yapmak istediğim şey aynen bu fetch data'daki gibi bir tane
Önce nesne oluşturacağım. Çünkü o nesneye benim ihtiyacım var. Bu arada nesneyi illa burada oluşturmanız gerekmiyor. Zaten zamanla burada oluşturmayacağız. Neden? Çünkü ben hani onu daha genel bir reusable hale getirmek isterim. Public class diyelim ve class'ımızın ismi to do olsun arkadaşlar. Şöyle to do item olsun. Neler vardı hatırlayalım. User ID, ID, title, completed. User ID integer bir alan olacak. Hemen şöyle integer bir tane user ID oluşturuyorum. İkinci alanın kendi ID'si varmış. Bir de onu oluşturalım. İki, title ve completed alanlarım var. Prop, string, title ve son olarak da şöyle boolean completed. Şimdi burada tabii ki bilerek yaptım bunu. Birazdan inceleyelim ne olacağını. Şimdi buraya kadar tamamız. Bakın ikinci aşamada ne vardı burada fetch data'da? İşte bir tane array oluşturmuş. Çünkü hani bunun bize bir array verdiğini biliyor olmamız gerekmekte. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Şuraya geliyorum. Bir tane override yazıyorum. Şöyle geldiğim zaman şöyle async olarak yazacağım. Yapamadı. Bir daha. Evet, editörümüz şu an burada saçma davrandı arkadaşlar. Şöyle bir altına yazmaya çalışayım. Tamamen editörle alakalı. Maalesef. Evet, sıkıntı var burada. Evet, diğer taraftan kopyalayacağım. Benim bir güncelleme yapmam gerekebilir burada. Şöyle şunu alacağım yani. Bir daha yazmamak adına. Şöyle siz denersiniz. Zaten hani temel bir güncellemeyle bunlar düzelecektir. Dedik ya, işte bir to do item array. To do item array. To do items dedim. Ve bu noktada şöyle ki to do items eşittir eş tipi get json. Bakın burada arkadaşlar, bu da tabii ki bizim için to do olacak. To do item array'i döndürecek. Bakın HTTP'ye ihtiyacımız var. Bunu nasıl yapmıştı? Şöyle inject HTTP client ile gerçekleştirdi. Şurada yani. Bakın artık bizim için HTTP çözüldü. Buraya ise gelip şuradaki adresi artık yazabilirim. Yani API'nizin hazır olması yeterlidir burada. Şöyle çift tırnak içerisinde bunu string olarak geçiyor olmanız gerekmekte. Artık elimizde to do items var. To do items benim burada kullanacağım Razor syntax'ının içerisinde rahatlıkla kullanabileceğim bir yer. Şöyle ben de bir tane aynen buradaki gibi bir tane H1 yapayım. Şöyle to do list diyelim. Bunu dedikten sonra ne yapmış bakın, eğer demiş ki tahminler null ise, ben ise bunu ne için yapacağım? To do items için yapacağım. Şöyle if dedikten sonra if to do items önlem eşittir null ise, o zaman pardon eşit eşittir null ise, o zaman ne yap? İşte loading gibi bir şey söyle. Geliyorum buraya, loading diyorum. Yani veri geliyor anlamında. Ha bu yoksa, kısacası data var ise, o zaman şimdi tek tek yazmayacağım bunları. Data var ise o zaman bana bir tablo göster. Tabloyu kopyaladım bu arada. Diğer taraftan tabloyu olduğu gibi aldım arkadaşlar. İşte neler vardı bizim alanlarımız? User ID, ID'nin kendisi, kendi ID'si. Neydi diğeri? Title ve Completed. Title bir de Completed. Completed. Bu da tamam. Ve dolayısıyla ben burada forecast değil de to do item. Neredeki? To do itemlarındaki her bir to do item için bunları çalıştırmasını istiyorum.
artık to do item'ın, bakın ID, user ID'sine, to do item'ın ID'sini buraya, to do item'ın title'ını buraya ve completed'ını da buraya yazıyor olacağım. Evet, artık elimizde bizim arkadaşlar bir tablo mevcut. Yani az önceki örneğin çok benzerini gerçekleştirdik. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bir şey göstereceğim. Uygulamamız çalışsın bakalım. Sol tarafa dikkat ettiğinizde tabii ki bizim menümüzün içerisinde şeyi göremiyorsunuz. To do olayını göremiyorsunuz. Niye gelmiyor? Çünkü bu bizim için işte bir navigation. Bakalım. Oralara daha gelmedik ya. O yüzden tek tek göstermeye çalışıyorum. Bakın burada zaten now menü, oradan anlayabiliriz. Now menü de basit list item'larla bunları göstermiş. Geldim, kopyaladım sonucuyu. Buraya yapıştırdım. Bakın hyperlink reference diyor. Fetch data değil. Bizimki ne arkadaşlar? Bizimkinde herhangi bir şey yok. Yani fetch data'ya dikkat edin. Bakın page diyor. Yani bir page direktifi kullanarak bu işi gerçekleştiriyor. Yani kısacası sen eğer bunu bir adres olarak kullanmak istersen onu at page ile veriyor olman gerekiyor. Ben to do dedim. Sen başka bir isim de verebilirsin. To do dediğim zaman şöyle hyperlink reference'a to do demeniz yeterli. Çünkü onu verdiğiniz için to do ismiyle bunu gösterebilecektir. Buna da to do list diyelim görüntüye. Bir daha çalıştırıyorum bakalım. Yavaş yavaş buralar bizim için çok daha anlamlı gelecek. Biz üzerinde çalıştıkça. Şu an hani Blazor'ın temel çalışma mantığını yakalamaya çalışıyorum. Bakın to do list geldi. Çalıştırdığım zaman loading dedi. Yani ilk etapta dikkat ederseniz loading gösteriyor. Şuradaki loading'i kastediyorum. Ve akabinde bize datayı getiriyor. Tabii ilk yüklemeden sonra olay çok daha hızlı render edildiğinden ve Blazor şu şekilde çalışıyor. Mevcut DOM'a eklenmiş olan elementlerden bir farklılık varsa güncelliyor. O açıdan önemli. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, hızlıca bu tip bir yapıyı nasıl yapacağımızı görmüş olduk. Blazor'ın şu anlamda hani C# bilen birisine ne kadar kolay geldiğini, hem biraz daha böyle dil anlamında nesnel geldiğini ve geleceğini söyleyebilirim. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar completed alanı direkt bize hani boolean'a boolean vermemize rağmen getirdi. Yani API'den gelecek olan false veya true değeri bizim için boolean'a rahatlıkla atanabiliyor arkadaşlar. Bir de önceki videoda ben söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Bu şey, o weather olayı vardı ya, hava olayı, şu sample data weather json, onu wroot, bu bizim şeyimiz arkadaşlar, standart statik dosyalarımızı tuttuğumuz yerdir. Eğer ASP.NET MVC biliyorsanız oradan core, tabii ki oradan tanıdık gelecektir zaten. Bunlar bizim standart statik dosyalarımız ve dikkat ederseniz orada bir de index.html var. O da bizim için aslında bir SPA, yani Single Page Application'ı hatırlatıyor. Konuşacağız bunları. Bakın burada weather json var. O weather bilgisi burada yani. Hani o dosyaya ulaşmayı, buradaki arkadaşımız o dosyaya ulaşmayı bu şekilde sağladı. Hani siz herhangi bir dosyaya, standart bir dosyaya, sabit dosyaya yol vermek istediğiniz zaman direkt olarak bunu sample data klasöründeki weather json gibi erişebiliyorsunuz.